kayanın üstünde bir fener. Bu fener bundan 40 yıl önce yapılmış. Yani 40 yıl önce yapılmış. Ama biz bu feneri hiç tanımayız. Yunanistan yapmış bu feneri. Buraya sahip çıkılmamış. Türkler yapmamış, Yunanistan yapmış. Ama fiili olarak biz her zaman bunun karasularını Türk karasuları olarak kabul ederiz. Zürafa Adası'nın nerede olduğu da şu aşağıdaki şurada, resimde, şurada. Çok haritada çok net anlaşılıyor. Bakın şuraya da bakın. Zürafa Adası şurada. Ve Dede Ağaç'ın önünü kapatıyor. Saraz'ın önünü kapatıyor. Sema Direği'nin önünü kapatıyor. Şimdi ada deyip, kaya deyip geçmeyin arkadaş. Onu halkımız duysun. Bazı saflar var. Bazı da FETÖ'cüler var. Bir kaya parçası için Yunanistan'da kötü mü olunacak diyen bazı cahiller ya da hainler var. FETÖ'cüler özellikle biz bu Yunanistan'ın yaptığı saldırganlığı dile getirdikçe onların sümüklülerin efendisi olan adamın verdiği bir direktif var onlara. Yunanistan'ın çıkarlarını savunacaksınız. Yunanistan ne diyorsa onu yapacaksınız. Çünkü Yunanistan bize kucak açtı diyorlar. Amiralim, bu Zürafa Adası'na şuradan geldik. Diyorsunuz ki işletmenin menüsünde Zürafa Adası Yunanistan'ındır diye slogan var. Slogan var ve resmi var. Şöyle adanın resmi var. Ada dediğiniz şey bir kaya parçası. Bu aklımıza şunu da getirdi. Geçtiğimiz gün Türkiye'de bir Yunan şarkıcı konser versin diye geliyor. Yunan şarkıcı diyor ki Türk bayrağını indirin, Atatürk resmini indirin yoksa konser vermem diyor. Yani baktığımızda aslında esnafından sanatçısına kadar bir bütünlük için içerisinde politikalarını sahiplenmiş durumda Yunan halkı. Biz ne diyoruz? Biz ne diyoruz? Bir kaya parçası için efendim savaşmaya değer mi diyen bir güruh var. Bu konuyu anlamayan. İkincisi de bu Despina Vendi denilen kadın şarkıcı. Türkiye'de çok enteresan bir durum söyleyeceğim şimdi. İlk defa söyleyeceğim. Yeni tespit etti bizim gençlerimiz. 2021 ALES sınavında Despina Vendi soru olarak soruluyor ÖSYM'nin hazırladığı. Ve kadın övüle övüle bu sanatçının ismi nedir diye. Yunan sanatçı. Ya bu kadar. Adalarla aynı durum aslında. Ya Yunan böyle, adaları çok Yunan, güzel şarkıcı, yani şöyle, çok başarılı. ALES sınavında Yunan şarkıcının hem de Türk bayrağı insin, Atatürk resmi insin diyen Yunan şarkıcının 2021 yılında ÖSYM'de hazırlanan ALES sınavındaki sorularda ne işi var ya? Büyük sanatçı olarak ya. Peki ben şimdi soruyorum. ÖSYM başkanına bu soruyu hazırlayan kişiler hakkında soruşturma açtınız mı? ALES sınavıyla bu konunun ne alakası vardır? Yunanistan'daki bir şarkıcının, Yunan şarkıcı ALES sınavında nasıl sorulabilir ya? Nasıl sorulabilir? Ya komedi ya. Komedi. Şimdi gelelim şunu izaha. Bu Zürafa Adası dediğiniz şey bir kaya parçasıdır. Ve üzerine ancak bir fener, aslında üç tane kaya parçasıdır. Bir fener inşa edilmiştir. Diğer kaya parçaları gel git nedeniyle suyun altında kalmaktadır denizlerin yükseldiği zaman. Ama bu kaya parçası kalmamaktadır. Şimdi bu kaya parçasının etrafında karasuları var. 6 millik karasuları var. 6 mil. Yarıçaplı karasuları. 6 millik karasuları bu demek. Şurası demek. Sema Direği'nin yarısını kesmesi demek. Bizim burayı Türk suları yapması demek. Ve bu alan ne kadar biliyor musunuz? Köyleriyle birlikte. Bir Gemlik ilçesi büyüklüğünde demek. Neredeyse Yalova iline yakın bir alan demek. Saros Körfezi'nin girişini kapatır demek. Ve Dede Ağaç'ı kapatıyor. Ve Dede Ağaç'ı kapatıyor. Amerikan üstünün olduğu Dede Ağaç'ı kapatıyor. Bir sonraki yansınızı ister misiniz? Orada tabii, Dede Ağaç çok tabii, net gözüküyor. Arkadaşlar tabii. Bir sonraki yansıyı rica edelim. Alın işte. Şurası. Dede Ağaç'ın girişini kapatıyor. 6 millik karasularını açtığınız zaman. Burayı. Eğer burası Yunanistan'a ait olursa.
Bizim tek eğitim yapabildiğimiz alan Saros Körfezi'dir. Burası Türkiye'nin iç suyudur. Yani buranın içerisi iç sudur. Göl gibidir yani, Marmara Denizi gibidir. Türk toprağıdır. Bunun Türk toprağının hemen önü, bu körfezin çıkışı Yunan karasuyu olur. Çıkamayız biz o körfeze. Giremeyiz de. Nasıl giremeyiz? Burası Türk Deniz Kuvvetleri'nin tek atış alanıdır. Adalar Denizi'nin kuzeyinde. Burada o zaman bizim gemilerimiz tatbikat yapamaz. Amiralim, peki Yunanistan'ın Zürafa Adası Yunanistan'a aittir tezinin temeli ne? Temeli, bir kere hiçbir temeli yok. Onlar şunu söylüyorlar. Diyorlar ki biz anakaranın 3 mili dışındaki bütün adalar Yunanistan'a devredilmiştir. Lozan'da ve İtalya'ya devredilmiştir. Biz 1947'de de İtalyanlardan aldık gene masa başı oyunlarıyla. Onlar bize devrettirildi. Galip devletler tarafından. Halbuki öyle değil. Şimdi Zürafa Adası ve bunun gibi adalar tamamen tartışmasız Türkiye'ye aittir ve Yunanistan'a devredilmemiştir. Tartışmalı demiyorsunuz, tartışmasız Türkiye'nin. Tartışmasız! Türkiye. Tartışmalı adalar yok. Tartışmasız Türkiye'nindir. Yani ben deniz hukuku ve bu konularda 40 sene çalıştım yani neredeyse. Askeri liseden beri bu konulara ilgi duyuyorum. Ve harp okulunu bitirdikten sonra da zaten hep bu konularla çalıştım bugüne kadar. Şimdi Lozan Anlaşması'nın ilgili maddeleri şudur. 6. maddesi 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. maddedir. Şimdi Lozan'ın 11, 12, 13, 14, 15. maddeleri şununla ilgilidir. Adalar Denizi'nde ki hangi adaların Yunanistan'a ve İtalya'ya devredildiği ile ilgilidir. Ve Lozan'ın 12. maddesi şunu söyler. Türkiye'nin ana karasının 3 mili içerisinde kalan, ki o zaman Lozan Anlaşması'nın imzalandığı 1923 yılında karasuları anlayışı 3 mildi. 3 mili içerisinde, ana karasının 3 mili içerisinde kalan ve Yunanistan'a ismen devredilmeyen ya da İtalya'ya ismen devredilmeyen adalar dışındaki tüm adalar Türkiye'ye aittir. Birinci kısım. İkinci kısım, Lozan 11, 13, 14, 15. maddelerine istinaden. Türkiye'nin ana karasının 3 mili dışında olup da Yunanistan'a ve İtalya'ya devredilen adaların, ismen devredilen adaların, karasuları olan 3 milin dışında kalan adalar da, ismen devredilmeyen adalar da Türkiye'ye aittir. Devredilmemiştir çünkü. Çünkü devredilen adalar ismen sayılmıştır. Yunanistan'ın tezi o zaman hiç yalan. Yalan. Yani tabii 3 mil dışındaki adaların. 3 mil dış. Peki, zaten 3 mil dışındaki adaların hepsi bizimdir demek. Adalar Denizi bizimdir demek. Zaten adam bunu zaten onu yapmaya çalışıyor megalidayla. Burası bizimdir diyor. Şimdi peki Lozan'da hiçbir yerde şöyle bir ifade yok. 3 mil dışındaki adalar Yunanistan'a devredilmiştir. Böyle bir ifade yok. Amirim, megali ideal deyince gülümsedik. Evet. Fener Rum Kilisesi papazı Bartolomeos 12 kiliseye bir bildirge gönderirken megali deyince aklımıza bu geldi. Yeni Roma Başpiskoposu ve Ekümenik Patrik sıfatıyla bildirgesini imzalayıp göndermiş. Ya ben, yeni Roma Başpiskoposu. Şimdi burada Kıvanç Bey, benim zaten zihnim, aklım duruyor, yetmiyor. Gerçekten yetmiyor. Yani ben Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı yapmış. Çocukluğundan beri bu işlerin içerisinde haşır neşir. Doktrin üretmiş, harita çizmiş, anlaşma fikirleri ortaya atmış, hayata geçirttirmiş, Montreux Sözleşmesi'nden milyarlarca dolar para kazanılması gerektiğini söyleyip onu da hayata geçirttirmiş. İşte bu Türkiye'nin tezlerini
iyice ortaya koymuş insanlardan bir tanesiyim yani. Ben öyle birisiyim, akademisyenim. Yani sadece bir asker falan değilim. Yani bir, normal bir amiral değilim. Akademisyen bir amiralim ve bu konulardaki akademisyen bir amiralim. Ve bu konularda kitaplarınız bu, var. Bu konularda kitaplarım var ve ben bu kitapları, şimdi bazıları diyecek ki televizyonda seyredenler, özellikle FETÖ'cüler gayet iyi bilmelerine rağmen, ya bu amiral de emekli olunca konuşuyor, görevdeyken konuşsaydı. Ben kitaplarımın %90'ını, ki burada söylediklerimden çok sert daha ifadeler içerir, bunların hepsini görevdeyken yazdım ve yayınladım. Tarihte de benden başka kimse yoktur. Yazdım ve yayınladım. Mavi Vatan fikrini görevdeyken attım. Mavi Vatan haritasını görevdeyken çizdim. Libya-Türkiye anlaşması fikrini görevdeyken attım ortaya. Motor Sözleşmesi'nde altın frank üzerinden ücret alınması fikrini görevdeyken attım ortaya. Ben daha ne yapayım? FETÖ ile mücadeleyi ben görevdeyken yaptım. Onun için ben şimdi yetkim yok ama sözüm çok. Yani söz söylüyorum. Ama görevdeyken yetkim dahilinde her şeyi yaptım. Sözümün de hiç sakınmadım. Yazımı da hiç sakınmadım. Şimdi bu Zürafa Adası meselesi. Ya Zürafa Adası, Yunan Dışişleri Bakanı Zürafa Adası bizimdir diyor. Gelip biliyorsunuz 11 Temmuz'da... Dendias arkadaşlar. Tabii Dendias. 11 Temmuz'da geldi. Bizim balıkçımızı biçtiler. Yaraladılar. Teknesini batırmaya kalktılar. Bizim Dışişleri Bakanlığı'ndan daha bir tane açıklama yok. Ulaştırma Bakanımız... Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu, Sayın Abdülkadir Uraloğlu'nu buradan tebrik ediyorum. Ve Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar'ı da tebrik ediyorum. Çünkü bu balıkçımıza sahip çıkan o olmuştur. İçişleri Bakanımızı da tebrik ediyorum. İçişleri Bakanımız da sahil güvenliğe talimat vermiştir. Gerekli koruma, kollama yapılacaktır diye. Ve ama Dışişleri Bakanlığı'ndan yap adam Dışişleri Bakanı söylüyor. Diyor ki Zürafa Adası bizimdir diyor. Ne zaman söylüyor bunu? Kasım 2023'te söylüyor. Kasım 2023'te söylüyor. Bizim Dışişleri Bakanlığı'ndan bir ses yok. Bizim balıkçımızı öldürmeye kalkıyorlar. Ve biçiyorlar. Onlar, ona da bir tepki yok. Ben bunu anlamıyorum. Nasıl bir teslimiyetçilik içerisindeyiz? Kusura bakmasınlar. Belki normalleşme. Belki Sayın Dışişleri Bakanı'nın bu işlerden haberi yoktur. Alt taraf bunu söylemiyordur. Belki Zürafa Adası'nda bu olaydan haberi de yoktur. Ama şimdi bu televizyonlardan bir haber olsun. Hadi yani Sayın Dışişleri Bakanı. Arkadaşlar size, özür dilerim. Evet. Üçüncü yansıyı da verelim. Sayın Amiralimizin söylediği açıklama üçüncü yansı da var. Özür dilerim. Alın bakın amirelim. Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis ne zaman söylüyor? 21 Kasım 2023'te. 7 Aralık 2023'te yani yaklaşık bundan 18 gün sonra da Yunanistan ve Türkiye'nin işte Yunanistan'ın başbakanı, Türkiye'nin cumhurbaşkanı bir Atina bildirgesi imzaladılar. Bu bildirge hazırlıkları yapılırken aylar öncesinden bu Yunanistan Dışişleri Bakanı 18 gün önce bir açıklama yapıyor. Şimdi ben uluslararası ilişkiler hocasıyım. Bu bir rastlantı değildir. Bu bir tavır koymadır. Basına açıklama yaparsa Dışişleri Bakanı benim bunlar kırmızı çizgimdir. Bizim ilkemiz budur. Onun için biz bunu şimdiden söylüyorum ha. Bunları gündeme getirmeyin anlamındadır. 21 Kasım 2023'te Zürafa Adası'nın egemenliğinden gerekçeli bile olsa şüphe edilemez. Zürafa Adası meselesi bir egemenlik meselesidir. Zürafa Adası Yunan toprağıdır dedi. Buna karşı Türk Dışişleri Bakanlığı'nın muhatabının açıklama yapması gerekmez mi? Değil mi? Peki.